Çalışanların ve emeklilerin gözü Temmuz ayında maaşlara gelecek zamda. Ancak bu konuda büyük bir kafa karışıklığı var. Bu 120 saniyede bunu biraz gidermeye çalışalım. Temmuz ayında kim ne kadar maaş zammı alacak? Öncelikle hemen söyleyelim. Yaklaşık 13 milyon emekli, SGK'lı, Bağkurlu ve memur emeklisi. Bunların maaşları artacak. Bunun dışında 4.2 milyon aktif memurun maaşı artıyor. Ne kadar artacak? Onun cevabı da burada. SGK ve Bağkur emekli zammı şu an itibariyle 35.64. Buna Haziran ayı enflasyon farkı eklenecek. 3 Temmuz'da açıklanacak o. Bunun dışında memur ve memur emeklisinin zammı ne kadar olacak? 35.14. Yaklaşık rakam bunlar. Yine bunlara Temmuz ayının 3'ünde açıklanacak olan Haziran enflasyonu eklenecek. Bu iki grupta zam artışının %40 civarında olması bekleniyor. Yani %40 cepte denilebilir. Bunun dışında en düşük memur emekli maaşı 4.300 liradan 6.020 liraya çıkacak. Yine bu tabii yaklaşık rakam. Biliyorsunuz en alt gelir grubunda, yani en az emekli maaşı 2.500 lira taban maaş bu. Bu taban maaşın da 3.500 ile 4.000 lira arasında olmasına yönelik bir çalışma olduğu kulislerde konuşuluyor. Yine bunun dışında Ocak ayında bir düzeltme yapılmıştı. Memur ve memur emeklisi maaşlarında %2,5 civarında. Benzer bir çalışmanın olabileceği söyleniyor. Herkesin cevabını merak ettiği asgari ücret artışı ne olacak? O konuyla ilgili de yine Ankara'da kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Formüllerden bir tanesi o primin, sigorta priminin asgari ücretinin maaşına yansıtılması ve asgari ücretin 5.000 lira civarına getirilmesi. Farklı senaryolar da var ama bunlar henüz böyle ayakları yere basan bir hale gelmiş değil. Çalışanların zamlarında, artışlarında son durum böyle.